Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Çavuşoğlu ile Blinken'den ortak basın toplantısı, F-16 ve F-35 açıklamaları. Değerli izleyenler, göreve başladığından bu yana ilk resmi Türkiye ziyaretini gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesinin ardından bugün Ankara'da temaslarda bulundu. Blinken, Çavuşoğlu ile görüşme ve ortak basın toplantısı sonrası Anıtkabir'i ziyaret etti, Blinken daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini F-16'lar için şart koşmak doğru olmaz, biz F-35 programının ortağıydık, JATSA yaptırımları sebebiyle Türkiye F-35 programından çıkarıldı, F-35 kararı tek taraflıdır. Ödediğimiz 1,4 milyar doların geri ödenmesini bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile görüş ayrılığı içinde olduğumuz konular zaten belli. Ancak pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirme arzumuz da ortada. İsveç hızlı adımlar atmalı. İsveç'te terör faaliyeti hala devam ediyor. Finlandiya'nın üyeliği için ise daha erken bir karar verebileceğimizi daha önce de söylemişti. Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ayrı bir tutum izleyebileceğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız da geçen hafta Stoltenberg'e söyledi. Biden Türkiye'yi desteklemektedir. Türkiye'nin ulusal çıkarı ve NATO çıkarı için ortak harekat gücü önemli. Bunun için bir değerlendirme yapamam. F-16'nın modernizasyonu konusunda çalışmalarımız devam ediyor, Finlandiya'nın katılımını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu iki ülke NATO ile askeri dahil tamamen yan yana çalışıyor. Üçlü mutabakata uygun adımlar attılar ve biz bunları olumlu buluyoruz.